Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Estaûzu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve hlulukleten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamteni ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamun aleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza Sözler Risalesi okumalarımıza 10. sözden Namı Diğerli Haşir Risalesi'nden devam ediyoruz. Haşir Risalesi'nde 4. hakikatin kapısındayız. 4. hakikat Bab-ı Cud ve Cemal'dir. İsmi Cevat ve Cemil'in cilvesidir diye başlıyor. Bu cümlenin ne anlama geldiğini artık öğrendik. Eğer Bediüzzaman Hazretleri ismi Cevat ve Cemil'in cilvesidir diyorsa bilin ki en baştaki ayet-i kerime vardı ya Rum suresinin 50. ayeti. Oradaki şablona bu sefer ismi Cevat ve Cemil'i koyacağız. Orada rahmet ve kudret vardı. Rahman ve Kadir isimleri vardı. Burada ise aynı şablona, aynı formüle, aynı mantığa Cevat ve Cemil cilvesi konacak. Onların tezahürleri okunacak. Bu şekilde haşrediyor, delil çıkarılacak. Bir değil, birçok delil çıkarılacak. Bab-ı Cud ve Cemal'dir de kapımız bunlar olacak demek yani. Cömertlik ve Cemal kapısından gireceğiz buraya. Evet. Ama tabii her zaman yaptığımız gibi yine Risale'nin başına bir gidip o mübarek ayeti bir hatırlayalım. Çünkü biz burada bu metin boyunca hep o ayetin gölgesinde geziyoruz. O ayetin reşhalarından istifade ediyoruz, damlalarından dilimize değdiriyoruz. O yüzden ayeti kerimeye her zaman dönmekte fayda var. Çünkü hem oradan yola çıktık hem oraya varacağız. Evet, 10. söz. İki ayet-i kerimeyle başlıyor. Hep söylüyoruz. Birinci ayet Bismillahirrahmanirrahim. Bütün ayetlerin başlangıcındaki ayet bu ayet. Allah'ın adını yanımıza almak. Sadece Allah'ın adını mı? Hayır. Rahman ve Rahim tefekkürlerini de aynı zamanda yanımıza almak. Bizim kapımızda asıl anahtar bu. Ya da gözümüze asıl pencereler bu. Bunların açtığı perspektifle her şeyi okursak ancak ayete dönüşüyor. Allah'ın uluhiyeti, rahmaniyeti ve rahimiyeti yanımızda olursa, kafamızda olursa, kalbimizde olursa, dilimizde olursa karşılaştığımız şeyler ayetler olarak kendini okutmaya başlıyor. Bu ayetin ardından gelen ikinci ayet, Rum suresinin 50. ayeti söylemiştik. Estağfirullah. فَنْظُرْ اِلَى اَثَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا İnne zalike le muhyil mevta ve huve ala kulli şeyin kadir. Kısa bir mealini şu şekilde vermiş söz basım. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine, yeryüzünü ölümün ardından nasıl diriltiyor. Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Rum suresinin 50. ayetinin bize öğrettiği bakış açısı şöyleydi. Hatırlayalım. Rahmaniyeti Cenab-ı Hakk'ın baharı iktiza ettiği gibi haşrı da iktiza eder. Madem ki baharı yaratıyor, o baharı yaratmasına sebep olan rahmaniyetin kemali, insanın da tekrar hayata dönüp aynı şekilde ikramlara mazhar olmasını diler, ister diye gördük. Bir de kudret ilgisi okuduk. Dedik ki, bahara imkan veren kudret hayli hayli haşrı imkan verir. Çünkü baharda binler, on binler, yüz binler, milyonlar türler tekrar diriliyorlar, hayata dönüyorlar. Onun yanında bir tek insan türünün dirilmesi nedir ki? Yani o kadar karışık bir sahada birkaç günde bu kadar külliyetli işlerin olduğunu gören insan gözü için haşrın imkansızlığı artık konuşulur bir şey olmamalı dedik. Ayet-i Kerime'den bu bakış açısını aldık. Bunu tekrar tekrar söylediğimiz için sizi sıkmamak için hızlı geçiyorum. Ve ayet-i kerimenin bize öğrettiği bakış açısıyla suretleri açtık, işaretleri okuduk.
Şimdi de hakikatler bahsinde dördüncü hakikatteyiz elhamdülillah. Dördüncü hakikati bir baştan sona yine okuyacağız hep yaptığımız gibi. Ondan sonra tekrar dönüp ince bir tefekkürünü yapmaya çalışacağız. Çapımız kurtardığınca çok da iddialı değiliz yani. Dördüncü hakikat. Bab-ı cud ve cemaldir. İsmi cevat ve cemilin cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki nihayetsiz cud ve sehavet, tükenmez servet, bitmez hazineler, misilsiz sermedi cemal, kusursuz ebedi kemal, bir dar-ı saadet ve mahalli ziyafet içinde daimi bulunacak olan muhtaç şakirleri, müştak aynedarları, mütehayyir seyircileri istemesinler. Evet, dünya yüzünü bu kadar müzeyyen masnuatıyla süslendirmek, ay ile güneşi lamba yapmak, yeryüzünü bir sofrayı nimet ederek matumatın en güzel çeşitleriyle doldurmak, meyveli ağaçları birer kap yapmak, her mevsimde birçok defalar tecdid etmek, hadsiz bir cud ve sehaveti gösterir. Böyle nihayetsiz bir cud ve sehavet, öyle tükenmez hazineler ve rahmet, hem daimi hem arzu edilen her şey içinde bulunur, bir dar-ı ziyafet ve mahalli-i saadet ister. Hem kat'i ister ki o ziyafetten telezzüz edenler, o mahalli-i saadette devam etsinler, ebedi kalsınlar. Ta zeval ve firakla elem çekmesinler. Çünkü zevali elem lezzet olduğu gibi, bunu suretlerde de okumuştuk bu cümleyi hatırlayalım. Çünkü zevali elem lezzet olduğu gibi, zevali lezzet dahi elemdir. Çünkü zevali elem lezzet olduğu gibi, zevali lezzet dahi elemdir. Öyle sehavet elem çektirmek istemez. Demek ebedi bir cenneti hem içinde ebedi muhtaçları ister. Çünkü nihayetsiz cud ve seha, nihayetsiz ihsan etmek ister, nimetlendirmek ister. Nihayetsiz ihsan ve nimetlendirmek ise, nihayetsiz minnettarlık, nimetlenmek ister. Bu ise ihsana mazhar olan şahsın devamı vücudunu ister. Bu ise ihsana mazhar olan şahsın devamı vücudunu ister. Ta daimi tenaumla o daimi inama karşı şükür ve minnettarlığını göstersin. Yoksa zeval ile acılaşan cüz'i bir telezzüz, kısacık bir zamanda öyle bir cud-u sehanın muktezasıyla kabili tevfik değildir. Hem dahi meşheri sanat-ı ilahiye olan aktar-ı alem sergilerine bak. Yeryüzündeki nebatat ve hayvanatın ellerinde olan ilanat-ı Rabbaniye'ye dikkat et. Mehasin-i rububiyetin dellalları olan enbiya ve evliyaya kulak ver. Nasıl müttefikan Sani-i Zülcelal'in kusursuz kemalatını harika sanatlarının teşhiriyle gösteriyorlar, beyan ediyorlar, enzar-ı dikkati celbediyorlar. Burada bir haşiyemiz var yine, yani bir açıklama notu, bir dipnot. Ona bir kulak verelim. Haşiye bir. Evet, kemik gibi bir kuru ağacın ucundaki tel gibi incecik bir sapta gayet münakkaş, müzeyyen bir çiçek ve gayet musanna ve murassa bir meyve. Elbette gayet sanatperver, mucizekar ve hikmettar bir saniyin mehasini sanatını zişura okutturan bir ilannamedir. İşte nebatata hayvanatı dahi kıyas et, diyor. Devam ediyoruz, asıl metne geri dönüyoruz. Demek bu alemin saniyinin pek mühim ve hayret verici ve gizli kemalatı vardır. Bu harika sanatlarla onları göstermek ister. Çünkü gizli, kusursuz kemalat ise takdir edici, istihsan edici, maşallah diyerek müşahede edicilerin başlarında teşhir ister. Daimi kemalat ise
daimi tezahür ister. Daimi kemalat ise daimi tezahür ister. O ise takdir ve istihsan edicilerin devamı vücudunu ister. Bekası olmayan istihsan edicinin nazarında kemalatın kıymeti sükut eder. Burada yine bir haşiyemiz var. Haşiye 2. Evet, durub-ı emsaldendir ki, bir dünya güzeli, bir zaman kendine meftun olmuş adi bir adamı huzurundan tard eder. O adam kendine teselli vermek için, tüh, ne kadar çirkindir der, o güzelin güzelliğini nefyeder. Hem bir vakit bir ayı, gayet tatlı bir üzüm asmasının altına girer, üzümleri yemek ister. Koparmaya eli yetişmez, asmaya da çıkamaz. Kendi kendine teselli vermek için kendi lisanıyla ekşidir der, gümler gider. Hem dahi kainatın yüzünde serilmiş olan gayetle güzel ve sanatlı ve parlak ve süslü şu mevcudat, ışık güneşi bildirdiği gibi misilsiz, manevi bir cemalin mehasinini bildirir ve nazirsiz, hafi bir hüsnün letaifini işaret ediyor. O münezzeh hüsn, o mukaddes cemalin cilvesinden esmalarda belki her isimde çok gizli defineler bulunduğunu işaret eder. Yine bir haşiyemiz var burada, onu da okuyalım. Haşiye, ayna misal mevcudatın birbiri arkasında zeval ve fenalarıyla beraber arkalarından gelenlerin üstünde ve yüzlerinde aynı hüsn ve cemalin cilvesinin bulunması gösterir ki cemal onların değil. Belki o cemaller bir hüsnü münezzeh ve bir cemali mukaddesin ayatı ve emeratıdır. Metnimize devam ediyoruz. İşte şu derece âli, nazirsiz, gizli bir cemal ise, kendi mehasinini bir miratta görmek ve hüsnünün derecatını ve cemalinin mikyaslarını zişur ve müştak bir aynede müşahede etmek istediği gibi, başkalarının nazarıyla yine sevgili cemaline bakmak için görünmek de ister. Demek, iki veçh ile kendi cemaline bakmak, biri, her biri başka başka renkte olan aynelerde bizzat müşahede etmek, diğeri, müştak olan seyirci ve mütehayyir olan istihsancıların müşahedesiyle müşahede etmek ister. Demek hüsn ve cemal görmek ve görünmek ister. Görmek ve görünmek ise müştak seyirci, mütehayyir istihsan edicilerin vücudunu ister. Hüsn ve cemal ebedi sermedi olduğundan, müştakların devamı vücutlarını ister. Çünkü daimi bir cemal ise zail bir müştaka razı olamaz. Çünkü daimi bir cemal ise zail bir müştaka razı olamaz. Zira dönmemek üzere zevale mahkum olan bir seyirci, zevalin tasavvuruyla muhabbeti adavete döner. Hayreti istihfafa, hürmeti tahkire meyleder. Çünkü hodgam insan bilmediği şeye düşman olduğu gibi yetişemediği şeye de zıttır. Halbuki nihayetsiz bir muhabbet, hadsiz bir şevk ve istihsan ile mukabeleye layık olan bir cemale karşı zımnen bir adavet ve kin ve inkar ile mukabele eder. İşte kafir Allah'ın düşmanı olduğunun sırrı bundan anlaşılıyor. Madem o nihayetsiz sehavet, cud, o misilsiz cemal, hüsn, o kusursuz kemalat, ebedi müteşekkirleri, müştakları, müstahsinleri iktiza ederler, halbuki şu misafirhaneyi dünyada görüyoruz. Herkes çabuk gidip kayboluyor. O sehavetin ihsanını ancak az bir parça tadar. İştahası açılır, fakat yemez, gider. O cemal, o kemalin dahi ancak biraz ışığına, belki bir zayıf gölgesine bir anda bakıp doymadan gider. Demek bir seyrangâh-ı daimiye gidiliyor. Elhasıl, nasıl ki şu alem bütün mevcudatıyla Sani-i Zülcelal'ine kat'i delalet eder,
Sani-i Zülcelal'in de sıfat ve esma-i kutsiyesi dahir ahirete delalet eder ve gösterir ve ister. Bakınız bu son paragraf da Bediüzzaman Hazretleri aslında formülü de özetlemiş oldu. Tekrar okuyayım. Yani bu Haşir Risalesi boyunca yaptığımız tefekkürlerin formülü gibi. Nasıl ki şu alem bütün mevcudatıyla Sani-i Zülcelal'ine kat'i delalet eder, Sani-i Zülcelal'in de sıfat ve esma-i kutsiyesi dar-ı ahirete delalet eder ve gösterir ve ister. Biz baştan beri ne yapıyoruz? Kainattan, eserlerden, fiillerden, müessire, faile çıkıyoruz. Oradan isimleri buluyoruz. Yani o müessiriyetin, o failliğin isimlerini buluyoruz. Nasıl ki masayı yapan marangozdur demek gibi cömert, bu bolluğu bağışlayan da cömerttir diyoruz. Hemen yukarı çıkıp failini öyle işaretliyoruz, ismini veriyoruz. Sonra diyoruz ki böyle nihayetsiz bir cömertlik bu dünyayla yetinemez diyoruz. Burada onu dedik mesela. Başka yerlerde başka ölçülerle söyledik. Adalet penceresinden söyledik, rahmaniyet penceresinden söyledik, rububiyet penceresinden söyledik. Bu da şey gibi oldu, Eşref Manlı Şevket Hoca gibi. Bunu şeyle anlattık, cezveyle anlattık, işte şekerlikle anlattık falan diyor ya. Onun şeyi gibi oldu yani. Ama söyledik yani. Biz hakikaten söyledik. O onları söylememişti. Biz söyledik. Risale-i Nur'dan istifadeyle her bir isme dayanarak, burada bahsi geçen isimlere dayanarak, ki buradaki bahsi geçen isimlerin dışındaki isimlerle de yapılabilir. Bu Bediüzzaman Hazretleri eserin içinde bunu söyledi bize. Yani bu kadara münhasır değildir dedi. Ayet-i Kerime Bediüzzaman Hazretlerine bir yol gösterdi. Bediüzzaman Hazretleri o ayetin içine başka esmayı da kordu. Bize bir pratik tefekkür yolu gösterdi. Ondan sonrası da bizde. Top bizde. Devam edersek oradan devam edebiliriz. Her şeyi ayete çevirebiliriz. Her esma üzerinden Cenab-ı Hakk'ın varlığını bir de haşrin gerekliliğini iki okuma yapabiliriz. O var. Buradaki formül bizim o Rum suresinin 50. ayetinden aldığımız formül. Bahar Allah'ı gösteriyor. Rahmeti ve kudreti açısından o ayet-i kerimenin bize sağladığı bakış açısı buydu. Bahar oradaki yeniden varlığa geçiş, yeniden yaratılış, Cenab-ı Hakk'ın rahmetini ve kudretini gösteriyor. O rahmet ve kudret de haşri iktiza ediyor ve imkan veriyor diye yine başta da konuştuk. Şimdi de yeri geldi, bir daha bahsetmiş olduk. Dördüncü hakikati okumamız bitti. Başına dönüp ince tefekkürünü yapmaya çalışacağız. Bakalım kaç dakika? 17 dakika geçmiş. Daha güzel vaktimiz var. Evet. Dördüncü hakikat. Bab-ı cud ve cemaldir. Yani cömertlik ve cemal kapısıdır. Dördüncü hakikatin içeri girdiği kapı bu kapıdır. Tefekkür açısı bu açıdır. Gözüne kuşandığı bakış açısı bu açıdır. Bu perspektifle giriyoruz olaya. Bab-ı cud ve cemaldir. İsmi cevat ve cemilin cilvesidir. Cemil zaten biliyoruz Cenab-ı Hakk'ın güzelliğini kastediyor. O manaya geliyor. Cenab-ı Hak nihayetsiz güzel. Ve yarattıkları da onun güzelliğinden teraşüh eden güzellikler. Haşa bu zatından hulul ediyor gibi bir manada anlaşılmasın. Tecelli ediyor. Aksediyor. Onun kemali eserlerine aksediyor. Varlıktaki güzellik ondan geliyor yani. Ama bu zatıyla varlık arasında bir haşa, sümme haşa, cismani bir bağ anlamında değil. Böyle anlamak çok yanlış. Gölgesinin 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 o silsileyi uzatın gitsin. O şekilde bir tecelli var bizde. Ama bu kadarcık bir tecelli bile bize o tecellinin sahibinin sonsuz güzellikte olduğunu gösteriyor. La teşbih ve la temsil. Bir ustanın içindeki kemal yaptığı masa cinsinden değildir. Marangozluktan girdik ya, yine oradan devam edelim. Marangozun masasında bir güzellik var. İyi bir ustaysa yaptığı eserde elbette onun oradaki inceliklerine göre güzellik var. Ama marangozun içindeki kemal o masanın üstündeki kemal cinsinden değildir. Yani marangoz sanattan anlıyor. Onun insan içindeki boyutu apayrı bir şey.
şahsındaki kemali apayrı bir şey. Eşyanın üzerinde gözüken apayrı bir şey. Eşyanın üzerinde ölçülülük gözüküyor. Ne diyelim, işte oradaki sanatla ilgili renkten anlamak gözüküyor, nakıştan anlamak gözüküyor, işte atıyorum dengeden anlamak gözüküyor vesaire vesaire, malzemeden anlamak gözüküyor ama bunlar, bu anlamaklar insanın içindeki kemalden apayrı bir şeyler. O adamın içinde bir olgunluk var, bir sanat olgunluğu var ki bu marangozluğun cinsinden değil, yani o masanın cinsinden bir kemal değil bu kemal. İnsan içi bir kemal. La teşbih ve la temsil. Cenab-ı Hakk'ın kemali de eserlerinden okunuyor ama o kemal bizim böyle eserleriyle birebir ilişki kurabileceğimiz bir kemal değil. Nihayetsiz ve farklı bir şey o. Ama bize Cenab-ı Hak kolaylık olsun diye, perspektif olsun diye, onu bilelim diye, gizli bir hazineyken bilinmek istemesinden bir harita vermiş. Onlarla küçüğünün küçüğü okumalar yapabiliyoruz elhamdülillah. Ona sonsuz şükürler olsun. Fakat bunu böyle işte o hadis-i şerif vardı. 14. lemanın 2. makamında onu konuşmuştuk. İnsanda sureti Rahman var, bunu bazı mutasavvıflar çok yanlış yorumluyorlar diye konuşmuştuk. İşte o yanlış yorumlayanlar gibi anlamamak lazım. Haşa, Cenab-ı Hakk'ın cismani bir güzelliği var da o güzellik bizde yansıyormuş gibi, haşa sümme haşa. Cenab-ı Hak cismani olmaktan, mahlukatına benzemekten münezzehtir. Bu öyle bir güzellik yansıması değil. Aynada bir şeyin yansıması gibi değil. Yani böyle birebir suretin yansıması gibi değil. Eserdeki müessirin yansıması gibi. İşte o marangozun içindeki kemalin sanatında gözükmesi gibi ama o sanata bakarak marangozun içini bilemezsiniz yani. O başka bir cins, bu başka bir cins. Bilmiyorum anlatabildim mi? Yani işte böyle bir şeyler. Belki döktüm, belki saçtım. Artık yanlışımı siz düzeltin. Evet, elhamdülillah. Hiç mümkün müdür ki? Hiç mümkün müdür ki nihayetsiz cud ve sehavet, tükenmez servet, bitmez hazineler, misilsiz sermediği cemal, kusursuz ebedi kemal, bir dar-ı saadet ve mahalli-i ziyafet içinde daimi bulunacak olan muhtaç şakirleri, müştak aynedarları, mütehayyir seyircileri istemesinler. Şimdi ilginç bir başlangıç. Bir daha okuyorum. Estağfurullah. Hiç mümkün müdür ki nihayetsiz cud ve sehavet. Cud, cömertlik. Sehavet, o da cömertlik. Aralarında bir nüansı var mıymış? Evet, burada sehavet, cömertlik verilmiş. Cud'a baktık. Cud, cömertlik, el açıklığı, muhtaçlara iyilikte, yardımda, bağışta bulunma diye. Ana hatlarıyla birbirlerine benziyorlar. Mutlaka üstad bunu bir nüansla kullanmıştır ama şimdi biz o nüansa vakıf olamadık. Böyle nihayetsiz bir, hiç mümkün müdür ki nihayetsiz cud ve sehavet, tükenmez servet, bitmez hazineler, misilsiz sermediği cemal, kusursuz ebedi kemal, bir dar-ı saadet ve mahalli ziyafet içinde daimi bulunacak olan muhtaç şakirleri, müştak aynedarları, mütehayyir seyircileri istemesinler. Cud ve sehavet nasıl ister ya mesela? Bunu soralım kendimize, bak paragrafı okuduk. Nasıl ister öyle bir şey olmasını? Mütehayyir seyircileri olsun, müştak aynedarları olsun, muhtaç şakirleri olsun. Cömertlik ve eli genişlik, ihsan etmeyi sevmek bunu zorunlu kılar mı? Zorunlu kılar, şöyle diyelim. Elbette hiçbir şey Cenab-ı Hakk'ı zorlayamaz ama kendi kemalinden dolayı işte gizli bir hazineydi, bilinmek istedi sırrınca. Çünkü onun kemali bununla tamam oluyor. Yani tamam oluyor, tam tecelli etmiş oluyor. Tabiri caizse Cenab-ı Hak büyüklüğünü bizimle gösteriyor. Ve bizi de bu arada nimetlendirmiş oluyor elhamdülillah yani.
biz Cenab-ı Hakk'ın kemalini tesbih için, takdir için, tenzih için yaratılmış mahlukatız. Elbette Cenab-ı Hak insanlar yaratılmadan önce de cömertlik ve sehavet sahibiydi. Yani bu sıfatlar insanla beraber olmadı haşa Cenab-ı Hak'ta. Haşa. O sıfatlar hep onda vardı. O sıfatlar diledi ki biz olalım. Ha, böyle düşünmek lazım. İşte nihayetsiz cud ve sehavet, tükenmez servet, bitmez hazineler, misilsiz sermedi cemal, kusursuz ebedi kemal, bir dar-ı saadet ve mahalli ziyafet içinde daimi bulunacak olan muhtaç şakirleri, müştak aynedarları, mütehayir seyircileri istemesinler. Cenab-ı Hak böyle olsun da, tükenmez serveti olsun, bitmez hazinesi olsun, misilsiz sermedi cemali olsun, yani benzeri olmayan sonsuz güzelliği olsun, kusursuz sonsuz kemali olsun, olgunluğu olsun. Olgunluk diyoruz ama işte kemal daha farklı bir şey. Onu anlatması da zor. Bir dar-ı saadet ve mahalli ziyafet. Saadet evi ve ziyafet mahalli, yeri, mahallesi gibi. Ziyafet içinde daimi bulunacak olan muhtaç şakirleri, müştak aynedarları, mütahir seyircileri istemesinler. Bunu daha önce biraz açmıştık. Yani bir adam misafirperver olsa hep misafirperver olur. Tabii insanda yine şey vardır, kusurluluğundan, sınırlılığından kaynaklanan, mahlukatiyetinden kaynaklanan arızalar vardır. Mesela elinde olmaz, veremez adam. Yeri olmaz, ağırlayamaz adam. Ekmeği yoktur, yediremez mesela. Olabilir. Ama bunlar varken o adamda da eğer cömertlik hakikaten varsa verir. Cömert dediğimiz kişi vermiyorsa ona cömert demeyiz. Bir insanda bir şeyin sıfat olması onu hep yapmasıyla ortaya çıkar. Ya bir adam bir kere birisine 100 lira vermiş. Bu adama biz cömert demeyiz ki, bir kere 100 lirayı herkes verir. Veya şöyle bir örnek vereyim. Bir orta geldi, siz de çizgide bekliyordunuz, topa dokundunuz, gol oldu. Şimdi bu bir kere herkese olabilir. İyi bir golcü olmanız için sizin çok sıklıkla bu öyle şeyler yapabiliyor olmanız lazım. Mesela dar alanlarda da iyi şut çekebiliyor olmanız lazım. Futboldan anlayanlar için konuşuyorum. Hanımlar kulaklarını kapasınlar. Onlara başka bir şey bulmaya çalışacağız. Ama bundan da anlarlar ya. Yani hepten de bir haber değillerdir futboldan. İşte atıyorum iyi orta kesmesi lazım, boşa kaçmayı bilmesi lazım falan filan. Bu yekünün tekrarlanmasından biz o adama iyi futbolcu deriz. Bir kere çizgideyken top gelmiş, vurmuş, bunu herkes yapar. Hani adamı diksen oraya çarpıp da girebilir yani, direkt gibi. Yani bir tekrarlamayla biz bunun bir sıfat haline geldiğini fark ediyoruz, kabul ediyoruz, tamam diyoruz. Futbolda böyle mesela. Cömertlikte de öyle, merhamette de öyle. Kudrette de öyle, adam diyoruz çok kuvvetli, nereden anladın? Bir keresinde 5 kiloyu kaldırmıştı. Ya bir keresinde ama bir kereyle olmaz bu iş. Genelde kaldırabiliyor mu bunu, yapabiliyor mu yani? O zaman kudretli deriz. Belki o zaman ilk kaldırdığında şansına veya işte o günkü keyfi yerindeydi, vücudu iyiydi yaptı. Belki bugün yapamıyor onu gibi gibi. La teşbih ve la temsil. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın İlaha yakışır şekilde, ilaha yakışır ne demek? İlah demek, sonsuz demek. Kainatta cevabı sadece sonsuzlukla verilebilecek sorular var. Ancak anlamı sonsuzlukla doldurulabilecek şeyler var. Boşluklar var. Onlar için zaten bu ilah kavramı dünyamıza giriyor ister istemez diyoruz ki. Yani bu evet var olanların öncesinde mesela biz hepimiz sonradan var olduk değil mi? Muhtesiz. Bizi vücuda getiren bir Allah olması lazım ama Allah'ın da kadim olması lazım. Onu da vücuda getiren başka bir neden olursa o da onun Allah'ı olur çünkü. Allah dediğimiz, iman ettiğimiz Allah'ımız, güzel Allah'ımız, biricik Rabbimiz elbette mahlukatı cinsinden olmayacak. İşte bunun bir alameti onun kadim oluşu. Biz sonradan var oluyoruz ama sonradan varoluşumuz kendi içinde açıklanamıyor. Ben de sonradan var oldum.
benim işte doğduğum annem de sonradan var oldu. Annemin annesi de sonradan var oldu. Ama bu işte arka ayağı kırık sandalyeler gibi birbirine yaslıyorsun. Arkada öyle bir şey olması lazım ki sabit, bütün varlık silsilesindeki değişimi tutabilmeli. Tıpkı işte o tren örneğini de vermiştik. Lokomotif ne çekiyor? Önceki lokomotif. O lokomotif ne çekiyor? Önceki lokomotif. İyi de bu gitmez yine de. En başta hiçbir şeyin çekmediği bir vagon, pardon, az önce yanlış söyledim. Vagonu ne çekiyor? Bir önceki vagon. O vagonu ne çekiyor? Bir önceki vagon. O vagonu ne çekiyor? Bir önceki vagon. İyi de bir lokomotif olmalı ki onu çeken bir şey olmadan o treni götürebilsin. Yani öteki türlü o devir muhaldir yani. O ona da bir yerde kesilmesi lazım bunun. Bu faniliğin kendi içinde açıklanamayacağını insanoğlu fark ediyor. Fanilik kendi içinde açıklanamıyor. Kendini var etti, kendini var edemiyor fanilik. Sonradan olan hiçbir şey kendini var edemiyor. Ahmet'im ben, sonradan var oldum. Ahmet kendini var etti. Nasıl olabilir? Ben yoktum ki, ben yokken kendimi nasıl var edebilirim? Yani bu nasıl tenakuz oluyor anlıyorsunuzdur. Ahmet kendini haşa sümme haşa tövbe haşa yarattı. İyi de Ahmet yaratıldı zaten, sonradan var oldu. Nasıl kendini var edebilir? Hem kendinin başına hem sonuna nasıl gelebilir? Gibi gibi işte her şey kendi kendine oldu diyenler için de mesela bunu söyleyebilir. Adam işte kendi kendine olmuş. Ya kendi kendine olamaz çünkü kendinin hem sonuna hem başına gelemez. Hem nedeni hem sonucu olamaz kendisinin bir şey. Bunu en böyle küçük misallerle bile kavrayabiliyoruz. Burada da işte şimdi kainatın öncesinde diyoruz ama aslında dışında demek lazım. Zaman Allah'ın mahlukudur. Allah zamanın esiri değildir. Zamanın içinde tasarruf eder. Her yerde hazır ve nazırdır. Her anda hazır ve nazırdır. İnsana şah damarından yakındır. Kişiyle kalbi arasına girer gibi gibi Kur'an'da kendini Cenab-ı Hak böyle çeşitli şekillerde tarif ediyor. Hadis-i şeriflerde de böyle tarifler var. Cenab-ı Hak bu anlarda, bu şeylerde tasarrufta bulunur. Ama kendisi onlarınla mukayyet değildir. Çünkü onları yaratmıştır. Yani Allah dediğimiz şey, ilah dediğimiz şey zaten mahlukiyetin sınırlarının dışında olmasıyla sorularımıza cevap olur. Yoksa içinde olursa zaten gene sorular havada kalır. Şimdi mesela atıyorum X Yunan tanrısı Zeus, onun bir diyelim doğum zamanı var Yunan mitolojisine göre. İyi de şimdi bu varlığı açıklamadı ki Zeus'tan önce nasıl oluştu varlık? Zeus sonradan oluştu. Mesela yani. İşte put yapıyor adam, tapıyor ona. İyi de bu putu sonradan yaptın sen. Bu putun öncesi nasıl oldu? Zaten o puta tapmak da mantıksız da. Ya bunun öncesi nasıl oldu? İneği tapıyor. Ya inek mahluk arkadaş. Sonlu bir şey bu. Önceli sonlu bir şey. Ama varlığın açıklanması için öncelik sonralık içinde öncesiz ve sonrasız. Yani ezeli ve ebedi bir Allah'ın olması lazım. Yani varlık kendi içinde açıklanamadığı için bize böyle bir ilah kavramı lazım. Böyle bir ilah sonsuz olduktan sonra, yani sonsuzlukla ancak ilah olunur zaten. İlah dediğimiz böyle olur zaten. Böyle olmazsa ilah olmaz. Estağfirullah. Kul huvallahu ehad, Allahu samet, lem yelid ve lem yulet. Ve lem yekullehu kufven ehad. Öyle doğmuş, doğrulmuş bunlar olmaz yani Allah'ta. Sonralı, önceli öyle Allah olmaz. Yani İslamiyet'in Allah inancı nasıl kemalde, bunu da burada biraz böyle tasvirini yapmış olduk dilimiz döndüğünce. Şimdi Allah böyle olmalı. Bismillah olmalı, Rahman ve Rahim olmalı o besmeledeki şeyle. Buradaki ifadeleriyle cömertliği, serveti, hazinesi, cemali, kemali bunlar sonsuz olmalı. Allah'sa o, ki Allah, biz ona iman ediyoruz elhamdülillah. Allah'ımızın bunları sonsuzsa bunları ihsan da etmek istiyor. Cömertliği var. Bak burada konuştuk.
O hazine bende kalsın, hiç kimseye verilmesin falan demiyor yani. E bunlarsa o zaman şöyle düşünmemiz lazım. Ya bu kadarcıkla yetinmez. Çok mert, cömert bir adam. Çok bağışlayıcı bir adam. Sadece bir gün yemek verir, başka hiç yemek vermez. Dersin ki ya bu adam bununla yetinmez. Bunun daha hayır hasenatı vardır. Veya başka yemekler de veriyordur. Veya başka şekillerde de yardımlarda bulunuyordur. Adamın şanını bir kere fark ettiğin zaman, sıfatını fark ettiğin zaman olaylara sığmayacağını fark edersin. Bu adam sadece bununla yetinmez. Veya işte bir adamı görüyorsun, vücudu çok iyi böyle. Spor yaptığı belli her yerinden. Kaslar falan böyle fırlamış, pazular o biçim. Karınlar, ne diyorlar onlara, karın kasları var ya, baklava dilimleri gibi böyle. Güllüoğlu baklavası gibi adamda karın kasları var falan filan. Şimdi adam sabah kalkıyor diyelim, şöyle hafif 5 dakika koşuyor, gidip yatıyor. Dersin ki ya bu adam bu sporla yetinmiyordur ya. Sporla bu vücut olmaz. Bu adam çok spor yapıyordur. Günde en az 2 saati 3 saati sporla geçiyordur dersin. Sıfatından diyorsun bunu. Çünkü spor onda sıfat olmuş. Üzerinde gözüküyor. Gibi gibi. Çok örneklendirdim. Belki dağıttım konuyu. Kusura bakmayın. Yani şeye vardırmak istiyorum sizi. Yapabiliyorsam, becerebiliyorsam. Yani Cenab-ı Hakk'ın şanı rububiyeti bu faniyatla yetinemez. Çünkü Allah sonsuz. Madem ki o güzel sıfatların sahibi, o güzel isimlerin sahibi, şuunatın sahibi, cömertlik sahibi, rahmet sahibi, adalet sahibi, bunu geçen derslerde konuştuklarımızı da katıyorum bu derse. Burada ise özellikle cud ve sehavet üzerinden söylüyor. Madem Cenab-ı Hak bu kadar bağışlamayı, ihsan etmeyi, ikram etmeyi seviyor, kainatta bize gösteriyor yani. Bir kainatın içindeki bağış miktarına bakar mısınız? Varlığın en başından, estağfurullah, varlığın en başından varlığın kıyamet işte en sonuna kadar diyelim. Bu arada ne kadar canlıya, ne kadar şey ihsan, ikram edildi. Bunu bir düşünelim. Ya sığmaz da kafamıza, bir düşünelim ya. Melek cinsinden olanları, cin cinsinden, insan cinsinden olanları, diğer hayvanlar, bitkiler, cansızlara bile varlık lütfedildi. Bu da başta bir ihsan mesela. Var olmayana varlık verilmesi bile bir ihsan. Ya o ihsanlar tabii birbirleriyle çarpımları var. Yani mesela bir cansız yaratılıyor ama öyle kalmıyor. Bitkiye giriyor, bitkiden onu hayvan yiyor, hayvandan onu insan yiyor falan, o arada da geziyor. Tekrar işte baharda tekrar bilmem şu oluyor, bu oluyor. O ihkram, ihsan da sürekli birbiriyle çarpılıyor böyle. Döngü içinde sürekli çoğaltıyor kendini o ikram ve ihsan. Elhamdülillah Cenab-ı Hak mesela Ahmet diye beni var etmiş. Ama Ahmetliğimin içinde benim hala sürekli böyle yeni ihsanlarla muhatabiyetim oluyor. Bugün güzel bir bebek sureti gördüm. Siyahi bir çocuk böyle boncuk boncuk koşuyor annesinin babasının önünde. Bak bu da bana bir ihsan. Güzel bir işte suret gördüm, güzel bir ağaç gördüm, güzel bir hayvan gördüm. Kedi sevdim sabah. Bu da bir ihsan bak, sürekli çarpılıyor. Hem bana ihsan hem kediye ihsan. Bu sonsuz sayı, yekününün hesap edilemezliği bize diyor ki ya eğer Allah'ın böyle hazineleri varsa, böyle de cömertliği varsa, hem hazinesi sonsuz, imkan, bak o ayette neydi? Cenab-ı Hakk'ın kudreti, imkanı gösteriyordu bize. Yani baharı yaratan kudret, aşırı hayli hayli yaratır diyorduk. Burada da diyoruz ki dünyadaki ikramı başaran, dünyadaki ikramı hiçbir sıkıntı çekmeden, sonsuz hazinelerinden veren, her an veren, her an belki yüz binlerce, milyonlarca, milyarlarca türe bağışlarda bulunan, yokluktan varlığa çıkaran kainatı ve varlıkta tutan Allah, onun ne hazinelerinden şeydir, nasıl diyelim, ne hazineleri bundan eksik kalır, ne de cömertliği bundan eksik kalır. İkisi de eksik kalmaz ve Cenab-ı Hak
illa ister ki ebedi dairede bu ihsanını, bu cömertliğini sonsuz şekilde tadıp takdir edebilecek, o mertebeleri aşarak yükselebilecek, ihsan mertebelerinde yükselebilecek muhtaç şakirleri, müştak aynedarları, mütehayyir seyircileri istemesinler. Muhtaç, şakir, yani şakir şükreden, muhtaç zaten biliyorsunuz, müştak, iştiyak duyan, seven, meyleden, aynedar, aynacı. Burada ne diye verilmiş? Aynedar, verilmemiş. Ayna, aynedar, yani ayna işi yapan gibi bir manası var herhalde. Aynayı tutan gibi bir manası var ya da bilemiyorum. Mütehayyir de hayret eden seyirci istemesinler diyor. Yani onlar da bunu ister. Çünkü cömertliğin ikinci bir sebebi ihtiyacı yoktur ki. Cömert olan o kemalinden dolayı bahşeder. Zaten ikinci bir sebebi varsa o cömertliğinde ihlaslı değildir. Desinler diye verdiyse mesela o cömertlik değil ki, o desinler istemişsin sen. Veya işte insanlar beni sevsinler, ben cömert birisiyim falan desinler, beğensinler, görsünler. Veya kaz gelen yerden tavuk esirgenmez diye verdin. Bunlar gerçek cömertlik değil. Hakiki cömertlik muhatabının durumuna bakmaz. Muhatabından alacağına da bakmaz. Bir şey talep ederek de yapmaz bunu. O bağışlar. Ha arada bizden kulluk istiyor. Ne için istiyor? O da bize iyi geldiği için. Cenab-ı Hakk'ın kulluğa ihtiyacı mı var? Haşa. Onun hiçbir şeye ihtiyacı yok. Evet, bu ilk paragrafta çok mu oyalandım? Evet, 40 dakikaya varmışız. Devam edelim. Bu paragrafı bir daha okuyayım. Devam edelim. Hiç mümkün müdür ki nihayetsiz cud ve sehavet, tükenmez servet, bitmez hazineler, misilsiz sermedi cemal, kusursuz ebedi kemal, bir dar-ı saadet ve mahalli ziyafet içinde daimi bulunacak olan muhtaç şakirleri, müştak aynedarları, mütehayyir seyircileri istemesinler. Evet, dünya yüzünü bu kadar müzeyyen masnuatıyla süslendirmek, ay ile güneşi lamba yapmak, yeryüzünü bir sofrayı nimet ederek matumatın, yani yemeklerin, taamların, en güzel çeşitleriyle doldurmak, meyveli ağaçları birer kap yapmak, her mevsimde birçok defalar tecdid etmek, hadsiz bir cud ve sehaveti gösterir. Cenab-ı Hakk'ın cömertliğini kainada şöyle bir, yani ne diyelim, kör olmamak niyetiyle bakan herkes görür Cenab-ı Hakk'ın cömertliğini. Görmemek mümkün değil yani. O işte bize aşılanan bir karamsarlık var, onu aşmamız lazım. Böyle ana haber bültenlerinden veya sosyal medyadan sanki dünyada hep kötü şeyler oluyormuş gibi bir algı yükleniyor bize, ama onu aşmamız lazım. Şöyle objektif bir şekilde, objektif diyorum ama aslında bu objektiflik değil de olması gereken şey. Yani nötr, fıtri bir şekilde. Kötü bir angajmana girmeden, ha öyle söyleyelim, en doğru ifadesi bu oldu. Gayri nizami, kötü, körelmiş bir angajmana girmeden sabah çıktınız ya da sabah kalktınız ya, gözünüzü açtınız. İhsan başladı zaten. Kim reddedebilir bunu? Gözümü açtım. Bak gözümü açtım, gördüm. Gözümden içeri güneş girdi, ışık girdi. Demek ki dünyaya ışık gelmiş. Bak ihsan. Gözümden içeri girdi bana ihsan. Gördüm, etrafımı gördüm. Kör değilim. İhsan. Nefes alıyorum, yaşıyorum. İhsan. İhsan içinde ihsan. İhsandan sonra ihsan. İhsandan sonra ihsan. Dışarı çıkışımız, yolda yürüyüşümüz, her adımımız bir ihsan. Her andaki sağlığımız bir ihsan. Yani o süreci, bunlar zaten cebimde canım, bunlar kesin garanti şeyler. Ben onun üstüne falan, yani yolda bir 100.000 lira buluyor muyum? Ben ona ihsan derim. Bunlara ihsan demem. Bunlar zaten cebimde. Nerede cebinde? Ay şuracıkta mesela, 5 adım ileride kalp krizi geçirsin. Allah muhafaza, Allah kimseye göstermesin tabii. Hayırlı ömürler versin. Şurada ileride, şurada mesela köşede pıhtı atıyor ya bazen, işte kalpten, ciğerden.
Bizim de bir akrabamızın başına geldi yani. Amcam da ondan vefat etti zaten. Başka bir akrabamızın da mesela Şükrü amcanın başına gelmişti. Adam evinden çıkıyor, güzelce kahvaltısını ediyor. Yani sokağın karşısında dükkanı var. Yengem şeyden bakmasa, camdan hani gidiyor mu, düzgün gitti mi diye, hani onun içine gelmiş demek ki. Bakmasa yani göremeyecek. Adam daha dükkanın kapısında düşmüş, böyle devrilmiş. Oradan oraya yani, orada sağlıklıydı. Kapısına varana kadar o olay gerçekleşmiş yani, o pıhtı atmamıdır nedir olmuş. Bak ne kadar anlarla bağlı bir şey. Ebru Gündeş'in şeyini hatırlarsınız, böyle albüm tanıtımı sırasında gözleri gitti, kafa üstü düştü falan. Beyin kanaması geçirmiş o sırada. Beyin kanaması ne? Soğan zarından ince hücre zarı yırtılmış ya da damar yırtılmış. Oradan şey atmış dışarıya, kan akıyor beyne falan, öyle oluşuyor diye biliyorum. Bak her an ihsan. Bu dengesizlik içinde, daha doğrusu dengesizlik demeyelim de, korunması gereken binlerce, yüz binlerce denge içinde her an bir ihsan ve her an o binlerce dengenin korunmasına bakıyor. Onlar olursa bu da oluyor. Şimdi bu Allah'ın cömertliği değil mi ya? Her an bize verilmiş bir cömertliğin eseri değil mi? Her nefes bize bir cömertlik yani. Bunu biz kendimiz yaratmıyoruz. Var mı HQ diyorum, O2 yaratabilen? Allah şu an çekip havaya alsa elimizde, insanlık ne yapabilecek yani? Bak ne yapabiliyoruz? Müsilaj oldu, deniz bilmem ne hale geldi. İşte yüzünden toplamaya çalışıyoruz. Dibine oksijen veriyoruz. Olursa. Yani olursa o da. İstanbul'da bir zamanlar biz küçükken memleketten izliyorduk. Susuzluk vardı. Allah! Yani insanlar neler çekiyordu ya Rabbi, o araçlarda, kuyruklarda kavgalar, su kuyruğu falan filan. Hülasa Cenab-ı Hakk'ın ihsanı görebilen için her yerde. Müşterisi için her yerde. Biraz böyle açık kafayla bakan için her yerde. Görmeyen kendi körlüğüne görmüyor. Görmemek için baktığı için görmüyor. Başka açıklaması yok yani. Evet, dünya yüzünü bu kadar müzeyyen masnuatıyla, bu kadar süslü, sanatlı masnuatıyla süslendirmek, ay ile güneşi lamba yapmak, yeryüzünü bir sofrayı nimet ederek mat'umatın en güzel çeşitleriyle doldurmak, meyveli ağaçları birer kap yapmak, her mevsimde birçok defalar tecdid etmek, hadsiz bir cud ve sehaveti gösterir. Değil mi? Gece lambamız da var, gündüz lambamız da var. Gündüz daha çok ışığa ihtiyacımız var. Güneş geliyor, güneş kardeş geliyor. O gidiyor, ay kardeş geliyor. Sanki bir odanın içindeyiz de bir gece lambası yanıyor, bir gündüz, hani iki lamba olur ya bazı evlerde de vardır o. Bir düğmeye basarsın, gece lambası yanar, bir düğmeye basarsın, normal hani çalışacağın normal şartları oluşturan lamba yanar. Öyle bir ev gibi dünyada. Böyle nihayetsiz bir cud ve sehavet, öyle tükenmez hazineler ve rahmet, hem daimi hem arzu edilen her şey içinde bulunur bir dar-ı ziyafet ve mahalli-i saadet ister. Böyle nihayetsiz bir cud ve sehavet, öyle tükenmez hazineler ve rahmet, hem daimi hem arzu edilen her şey içinde bulunur bir dar-ı ziyafet ve mahalli-i saadet ister. Hem her şey içinde bulunacak, yataydaki çeşitlilik olacak yani. Biz bunu da istiyoruz, şunu da istiyoruz, bunu da istiyoruz. Onların hepsi olacak. Bir de bunlar daimi olacak. Biz bunların gitmesini de istemiyoruz. Ben elma yedim, canım çekti. Bu sefer de armut istedim, armut da yedim. Ama elma da armut da gitsin istemiyorum ki, tekrar döndüğümde yiyebileyim istiyorum. Eğer yiyemezsem bunlar benim için de hasret olur. Lan bir keresinde elma diye bir şey yemiştim be. Ne güzeldi. Ah keşke yemeseydim, onunla tanışmasaydım, görmez olaydım, güzel yüzüne bakmaz olaydım, şey gibi, türküdeki gibi. Hani halimiz o olur gerçekten. Niye öyle söylüyor Ferdi Tayfur? İşte şeyden dolayı, o içinde yara kalmış o güzellik. Bu şarkının adı neydi ya? Çeşmenin başına bir güzel inmiş, eğilmiş zülfünü suya düşürmüş. Nasıl böyle bir şey? Gelmez olaydım, güzel yüzüne bakmaz olaydım diye nakarat kısmıydı galiba. Ama bak orada bir hakikat gözüküyor.
bakmaz olaydım. Çünkü tanıştım o güzellikle ama güzellik benim olmadı. Bak yara oldu içimde. Ferdi Tayfur abimize de buradan bir selam yolladık yani. Evet. Böyle nihayetsiz bir cud ve sehavet, öyle tükenmez hazineler ve rahmet, hem daimi hem arzu edilen her şey içinde bulunur, bir dar-ı ziyafet ve mahalli-i saadet ister. Çeşitlilik de olacak, arzulanan her şey olacak, bir de onlar daimi olacak. Hem kat'i ister ki o ziyafetten telezzüz edenler, o ziyafetten lezzet alanlar, bir tadanlar orayı, o mahalli-i saadete devam etsinler, ebedi kalsınlar. Ta zeval ve firakla elem çekmesinler. Az önce konuştuğumuz şey. Zeval, yok oluş, firak, ayrılık. Onlarla elem çekmesinler. Çünkü zevali elem lezzet olduğu gibi zevali lezzet dahi elemdir. Aha, bu cümleyi konuştuk daha önce ama yine konuşalım. Zevali lezzet elem olduğu gibi zevali lezzet dahi elemdir. Yani bir elemin gidişi insanda daimi sevinç olur. Bir sevincin gidişi de daimi elem olur. Nasıl? Mesela diyelim ki Allah muhafaza bacağınızda bir rahatsızlık var, yürüyemiyorsunuz düzgün. Ayağınızın altında bir ur var, bir şey var. Bir doktor geldi, onu düzeltti. Şimdi o düzeltmeden sonraki her adımınız sizin için ayrı bir şeydir, lezzettir. Ya neydi o benim çilem ya, yürüyemiyordum, ayağımı yere basamıyordum, ağrıyordu, çok şükür artık iyiyim falan. Her tahattür edişinizde, her hatırlayışınızda o ihsan tekrar içinizde tazelenir. Ne iyi oldu ya, kurtuldum o beladan falan filan. Veya büyük bir borcunuz vardı, bir şekilde o borcu ödediniz, bitirdiniz. Bak her hatırlayışınızda ya çok şükür o borçtan kurtuldum, Allah'a binlerce şükür falan. Niye böyle oluyor? Elemin gidişi daimi bir lezzete dönüşüyor çünkü. O kurtuluş hep aklınıza geliyor. Ondan kurtuldum çok şükür. O acı gitti, o hastalık gitti veya o musibet başımdan kalktı gibi gibi gibi. Düşüncesiyle ruhunuzda tekrar ediyor lezzetini. Aynısı lezzet için de geçerli. İşte diyelim bir arabanız vardı. Hastasıydınız o arabanın. Çok da memnundunuz falan. Ama borç, harç bir şey oldu. Sattınız. Şimdi aklınıza geliyor tekrar, ne güzel arabaydı ya, işte nereden sattık arkadaş, ama mecbur olmasam satmazdım, nasıl yaptım ben bu hatayı, bak sürekli aklınıza geliyor. Veya işte Allah göstermesin fiziksel bir rahatsızlığınız olsa, mesela görüyordunuz da Allah muhafaza, Allah kimseye vermesin, gören gözleriniz görmez oldu. Bak her gidişin tekrarı sürekli yaşanıyor. Görme duyunuzun gittiğini her an fark ediyorsunuz. Her an onlasınız. Bir zamanlar ne güzel görüyordum ya. Şimdi gözlerim yok. Bak nasıl bir psikoloji, nasıl bir elem. Gibi gibi. Yani tatmak değildir sadece nimet. Tadılanın kalmasıdır. Tadılanın devamlılığıdır. Tatmaktan ziyade, tatmakla birlikte o devamlılık ümidi nimeti nimet eder. Devamlı değilse tadışlar yoksunluktur. Evet, çünkü zevali elem lezzet olduğu gibi zevali lezzet dahi elemdir. Öyle sehavet, öyle cömertlik, genişlik, el bolluğu elem çektirmek istemez. Ya cömert adam niye sana yoksunluk çektirsin? Varsa verir yani. Ve varsa vermiyorsa cömert değildir zaten. Demek ebedi bir cenneti hem içinde ebedi muhtaçları ister. Çünkü nihayetsiz cud ve seha, yani yine cömertlik, nihayetsiz ihsan etmek ister, nimetlendirmek ister. Nihayetsiz ihsan ve nimetlendirmek ise nihayetsiz minnettarlık, nimetlenmek ister. Bu ise ihsana mazhar olan şahsın devamı vücudunu ister. Yani Cenab-ı Hak hep cömertlik etmek istiyorsa bunun da bir muhatabının olması lazım. İşte hep minnet duyacak. Hep teşekkür edecek, hep şükredecek, hep hamd edecek. Muhataplarının da olması lazım. Bak, ebediyet şeyi nasıl çıkıyor? Cenab-ı Hak elbette sonsuz cömertlik sahibi, sonsuz hazineler sahibi. Ama onun tecelli etmek için muhataplar da lazım.
Cennet lazım yani Cenab-ı Hakk'ın o sıfatlarının sonsuzluğunun kainatta tecellisi için. Bir cennet olmalı ki bu iş sonsuzca sürmeli. Nihayetsiz minnettarlık, nihayetsiz ihsan ve nimetlendirmek ise nihayetsiz minnettarlık ve nimetlenmek ister. Bu ise ihsana mazhar olan şahsın devamı vücudunu ister. Kal ki sana hep versin. Gitme ki senin güzelce ağırlasın. Adamın evinde durmuyorsun, bir saat durup gidiyorsun, o adam sana ne cömertlik gösterebilir. Ama şöyle 2-3 gün kalsan, seni iyice ağırlar, besler, gezdirir İstanbul'da falan işte böyle birisi ise mesela. Ama durmamışsın, olur mu onun şeyi? Cömertliği tam tecelli ettirebilir mi sende? Faniliğinden dolayı olmuyor bu. Senin faniliğin aradan çıkmalı ki, yani o biraz zamana açılmalı ki, o zamanda o tecelli tam olsun. Cenab-ı Hakk'ın da elbette la teşbih ve la temsil, insanınki 2-3 günde biter de Cenab-ı Hakk'ınki bitmez ki. Elbette sen bir bitmemelisin ki o tecelli sende olsun, sürsün. Ta daimi tenaumla, yani daimi nimetlendirmekle, o daimi inama karşı şükür ve minnettarlığını göstersin. Tenaum, ben mi yanlış biliyorum? Nimetlenmeymiş tenaum. Yani daimi tenaumla, nimetlenmeyle o daimi inama, Allah'ın nimetlendirmesine karşı şükür ve minnettarlığını göstersin. Yoksa zeval ile acılaşan, dikkatinizi çekiyorum buraya, yoksa zeval ile acılaşan cüz'i bir telezzüz, kısacık bir zamanda öyle bir cud-u sihanın muktezasıyla kabili tevfik değildir. Yani Allah'ımız böyle nihayetsiz cömert bir Allah olsun da ikramı 3 günlük olsun. Bir günlük olsun, bir saatlik olsun. Böyle kısıtlı ikram, böyle Allah'a yakışmaz. Bizim Allah'ımızın şanı sonsuzca vermektir. Evet, diyoruz ve saatimize bakıyoruz. Vaktimiz kalmamış gibi, 56. dakikamızdayız. Bir saat, bir saat tefekkür, bir sene nafile ibadetten hayırlıdır hadisinin sırrına mazhar olmak niyetiyle bu dersi hep bir saatte bitirmeye başladık. İlk başladığımızda 40 dakikaydı. Ama sonra hadis-i şerifi hatırlayınca dedim ya o sırra mazhar olmak lazım yani. Niye 40 dakikaya biz kendimizi şey yapıyoruz, kilitliyoruz. Cenab-ı Hak o sırra mazhar eylesin. O sırrın sırrıyla sırlanmayı, o balın balıyla ballanmayı cümlemize nasip eylesin. Burada cud ve sehavet tefekkürü devam ediyor. Ne diyelim? 1, 2, 3. 3 paragraf okuduk. 4. hakikatten 3 paragraf okuduk. Söz basımı mizampajına göre 107. sayfaya geldik. İnşallah buradan devam edeceğiz. Tefekküre. 1,5-2 sayfamız var diyelim. Yine söz basımı mizampajına göre ama. 2 sayfamız var. Herhalde bir 3 gün falan burada oyalanırız gibi hissediyorum. Veya 2 gün daha oyalanırız gibi hissediyorum. İnşallah Cenab-ı Hak o oyalanmamızı bereketlendirsin. Feyziyle, rahmetiyle, yine burada zikredildiği gibi cömertliğiyle bizi doyursun, minnettar etsin. Biz onun minnettarlığından çok mutluyuz. Yani ona minnettar olmak kadar güzel bir şey yok ki. Hani sultan öyle bir sultan ki dilenci olmak lezzetli. Kapı öyle bir kapı gibi. Kapı ki istemek utandırmıyor. Nasıl ki bir torun dedesinden bir şey istediğinde, babasından bir şey istediğinde çocuk eğer dedesi, babası anormal birisi değilse o istemek lezzetlidir yani. Baba bana şunu alsana falan işte mesela. Ya da dede ya bana şunu alsana falan. Biz amcaoğluyla Turanlar, benim emsalim olanla hatırlıyorum dedemin çalıştığı yere giderken geçtiği yol vardı böyle yukarıdan geliyordu. Biz de az çok o saati anlamıştık kaçta geçtiğini. Şimdi o saat geldi mi ikimiz böyle bıdı bıdı daha küçüğüz. Üst yola çıkıyorduk böyle kaldırıma. Dedemi karşıdan gördük mü hücum. Dede bana şunu al, dede bana bunu al. O gideceği yere kadar, çünkü iş yerine kadar mutlaka yoldan geçmesi lazım. O da tabii şefkatinden Cenab-ı Hak rahmet eylesin.
Götürüyordu bakkala, mutlaka alıyordu bir şeyler. Hadi siz eve gidin diyordu ondan sonra. Kendisi işine gidiyordu. İstemek bak orada lezzetli oluyor ama istemek, cimriden istemek öyle değildir. Bizim Cenab-ı Hak, bizim Allah'ımız, Rabbimiz, Cenab-ı Hakk'ımız yani istemesi çok lezzetli bir Allah. Onun cömertliğinden. Cömertten istemek lezzetlidir arkadaşlar. Cimriden istemek kahırdır. O yüzden biz bunda utanmayız, hatta şerefleniriz. Fakirliğimiz bu alanda işte fahrımız olur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyurmuş, fakirliğin fahrımdır demiş. Yani övüncümdür. Nasıl fakirlik? İşte böylesi fakirlik, Allah'a karşı fakirlik. Çünkü ondan daha çok ihsan almayı sağlayacak fakirlik bu. Musa Aleyhisselam'ın duası, ne güzel bir dua. Ya Rabbi diyor, Kur'an'da geçer. Ya Rabbi vereceğin her hayra muhtacım. Vallahi hepimiz öyleyiz ya. Vallahi hepimiz öyleyiz yani. Cenab-ı Hak ne verse muhtacız yani. Ne verse, ne bağışlasa ona muhtacız. Bu konuda böyle şey olmaz, kibir olmaz. Kasılmaya hiç gerek yok. Hep de dileniyoruz, istiyoruz Cenab-ı Hak'tan feyzini, keremini, ihsanını hele ahir zamanda üzerimizden esirgemesin inşallah. Evet. Yarın tekrar görüşmek üzere. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim ve ahiru da'vahum elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha.